Antalya'da köpekli bir aile oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı. Bir anda ortaya çıkıp iki kişinin ve köpeğin üzerine çullanan kedinin saldırısından korunabilmek için uzun süre mücadele eden çift çok zor anlar yaşadı. O saldırı ve mücadele anları an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Nilüfer Korkmaz ve eşi köpekleriyle evden çıktıkları sırada bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çift köpeklerini geri çekmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştı. Kediden kurtulmakta güçlük çeken iki hayvansever bir ara mecbur kalıp ayaklarıyla da kediyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Israrla köpeğin üzerine doğru saldıran kedi hem köpeği hem sahiplerine zor anlar yaşatırken sahibi en son çareyi köpeğini kucağına alıp saklamakta buldu. Öfkeli kedi bir süre sonra saldırıdan vazgeçip kaçtı. Kedinin bir ismi olup olmadığını bilmediğini söyleyen Korkmaz, muhabirin "Siz ismini ne koyardınız?" sorusuna "Leopar koyardım" dedi. Olay sonrası görüntüleri izleyen ve hayret içinde kalan site görevlisi Süleyman Karataş ise kendisini arayıp kedinin köpeğe saldırdığını anlattıklarını söyledi. Kedinin kamera görüntülerinde sitenin başka sakinlerine de saldırdığı görüldü. Ben bayram tatili nedeniyle köydeydim ama beni burada aradılar, yani bir kedinin burada köpeğimize saldırdığını söylediler. Ben de öyle haber aldım ama ertesi gün gelip kameradan baktığımda kedi gerçekten saldırmış. Şaşırdım yani ben. Çok garip geldi. Şaşırdım yani kedinin bu şekilde köpeğe saldırmasına, büyük bir köpeğe saldırmasına bir de. Bir garip geldi yani. Burada sitede yavrular var bunun. Burayı yavrulamış. O da yavrularını buraya bir yere getirmiş herhalde çocuklar. Hani kedi de yavrusunu korumak amacıyla köpeğe saldırıyor. Hayır, burada kedi halen de burada. Hani besliyorlar zaten, buna mama veriyoruz. Süt veriyoruz, mamasını veriyoruz, suyunu veriyoruz. Halen de yavruları burada yani. Ya bunun içinde hayvan mesela köpeğine saldıran kişi şikayetçi ama diğerleri yani yok kalsın diyorlar yani. Biz burada bakarız falan diyorlar yani. Saat 7-7.30 civarında annemlere gitmek istiyordum eşimle beraber. Köpeğim ve ben, eşim evden çıkarken kapıdan çocuklar vardı orada. Birden bağırdılar geliyor diye. Ben o anda bir döndüm, bir baktım kedi bayağı bir böyle çok hızlı böyle bize doğru geliyor. O anda işte tencere vardı elimde, yemek vardı içinde. Tencereyle böyle işte yaptım, o tencerenin üstüne çıktı falan. Hani şöyle bir olaylar oldu, bacağım falan da bayağı çizildi, eşim de çizdi. Çok korktuk, çok panik olduk. Arkadaşımın çocuğuna bağırıyorum o anda. O, anlamıyorum onun çocuğu olduğunu. Hani diyorum neden bu kediyi böyle yaptınız, neden bizim üstümüze hani bunu gönderdiniz. O diyor ben yapmadım, etmedim ama ben yine kendi kendime bağırıyorum ona. Ya, çok panik olduk, çok korktuk. Bir şey yani hem kediyi yaralamak için korktuk. Hani biz ona da zarar gelsin istemiyorduk. Böyle isliye isliye uzaklaştırdık kendimizden. Sonra o yoruldu yani mücadeleden.